Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Komisyonu bütçesi üzerine söz aldığım Yüce Yetkili'yi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce şunu ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir olay bahane edildi. Bu bahane edilerek bazı Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkin operasyonlar yapıldı. Bunlardan bir tanesi neydi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir ve komuta yapısı bozuldu. Daha önce olmayan şeyler yapıldı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bizim günlerce buradaki komisyonda dile getirdiğimiz, söz aldığımız zaman dile getirdiğimiz neydi? Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması, askeri yargının yeniden şekillendirilmesi, Milli Savunma Akademisi'nin kurulması, yeni bir yapı ortaya çıkartıldı değerli arkadaşlarım. Şimdi Sayın Bakan burada. Sayın Bakan'ın gitti her yerde eleştiriyorlar. Biz de burada bazı şeyler söyleyeceğiz. Zülfiyare dokunacağız. Sayın Bakan, Anayasa'nın 117. maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlık yetkisinin kime ait olduğu belli. Anayasa 117 diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlık yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetinde Cumhurbaşkanı tarafından Genelkurmay Başkanı'na verilir. Ben şimdi Sayın Bakan'a soruyorum. Değerli Sayın Bakan, siz şimdi öyle bir defakto durum yarattınız ki bir mont giyiyorsunuz üzerinize. Operasyonlar yapıyorsunuz. Güneydoğu'da veya dış operasyonlarda yanınıza kuvvet komutanlarınızı alıyorsunuz. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı kimdir bilmiyoruz değerli arkadaşlarım biz. Buna gerek yok. Eğer sizin Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlarla alakalı bir güvensizliğiniz varsa deyin ki o zaman o montu çıkartın. Asli yetkiyi komutanlara verin. Bunu açıkça ifade ediyorum. Şimdi bir başarı olduğu zaman, bir başarılı operasyon yapıldığı zaman hemen televizyonların karşısına geçip o montla fotoğraf veriyorsunuz Sayın Bakan. Şimdi bakın başka bir şey oldu. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıllarda Gara'da bir operasyon yapıldı. Gara'da 13 vatan evladımız bir hain terör örgütü tarafından teslim alındı. Orada operasyonla ilişkin istihbarat bilgileri yanlış alındı. 3 tane de şehit verdik, bir tane de yüzbaşı var işlerinde. Bu operasyonun başarısızlığından sonra siz Milli Savunma Komisyonu'na Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini uzattınız. Dediniz ki bunun terörle ilişkin olarak müthiş tecrübeleri vardır diye. Her operasyondan sonra basının önüne çıkıp müthiş açıklamalar yaptınız. Ama o başarısızlıkla ilişkin olarak kamuoyuna açıklamayı Genelkurmay Başkanı'na verdiniz. Neden verdiniz Sayın Bakan? Bunu size soruyorum. Neden verdiniz Genelkurmay Başkanı'na? Hatırlarsanız 33 şehidimizle ilişkin de açıklamayı Hatay Valisi'ne vermiştiniz. Yani bunu buradan bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bakın yapıyı öyle değiştirdiler ki burada kuvvet komutanlarının hiçbir yetkisi yok. Genelkurmay Başkanı'na bağlı bir muharip birliği yok özel kuvvetlerin özel durumları haricinde değerli arkadaşlarım. Kuvvet komutanlarının, kara kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin herhangi bir şekilde Genelkurmay Başkanı ile herhangi bir bağı yok. Bakın bir erin sınıf değişikliği ve kadrosunu bir kuvvet komutanı değiştirebilir mi? Bir erin kuvvet, bakın bir daha söylüyorum. Sınıf değişikliği ve kadrosuna bir kuvvet komutanı değiştirebilir mi? Sayın Bakan'a soruyorum. Başka bir şey daha soruyorum değerli arkadaşlarım. Bir teğmenin herhangi bir şekilde izin almadan kimden hem de biliyor musunuz? Yunus Emre Kara Osmanoğlu'ndan. Diyorlar ki fiili bakan o. Bize verilen bilgiler o. Bakanlıktaki fiili bakan, işleri götüren o. Ondan izin alınmadan herhangi bir şekilde atama yapılamıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi daha önce yaşanmış olaylar var. Bakın ben dün bazı sorular sordum. Size bu soruları yazılıda ifade ettim Sayın Bakan. Sayın Bakan hayır bu başka bir şey. Dün soru sordum bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneğinde vardır. Buradan ifade ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini yürekten destekliyoruz. Dün başka bir şey oldu. Basına bir şey düştü sosyal medyada. Gönderilen mühimmatın üzerinde filan cemaati destekliyoruz diye reklam yapmayayım. Selam olsun diye yazdılar. Benim bildiğim Türk Silahlı Kuvvetleri Mustafa Kemal'in ordusudur. Selam verilecek bir yer varsa sarı saçlı mavi gözlü dev adamın yattığı Anıtkabir'dir. Eğer böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın. Ben de size teşekkür edeyim. Sayın Bakan bakın şunu diyorum. Sayın Bakan biz 15 Temmuz akşamı buraya geldiğiniz günü hatırlıyorum her ertesi günü. Biz o parlamentoya ilk gelen milletvekilleriyiz. Hain terör örgütüne karşı ilk direnen milletvekilleriyiz bu parlamentoya gelerek. Bu orduda FETÖ kötüdür, diğer cemaatler iyidir diye bize hikaye anlatmayın. Bu ordu Mustafa Kemal'in ordusudur. Siz Mustafa Kemal'in askeri misiniz değil misiniz onu bilemem. Ama bu ordu Mustafa Kemal'in ordusudur Sayın Bakan. Onun gereğini yapın diyorum değerli arkadaşlarım. Ordu içerisindeki bu tip yapılaşmalar eğer varsa... Bakın 15 Temmuz'da çok tehlikeli bir darbe girişimi yaşadık. Allah korusun böyle bir şey bir daha yaşamayalım. Emir komuta zincirini bozmayalım. Bu ordunun emir komuta zincirini
Sayın Bakan. Değerli arkadaşlarım, bir kere daha söylüyorum. Bu ordu içerisindeki yapılanmaya dikkat edin diye diyorum. Ve en son sözlerimi bitirirken de şunu söylüyorum. Özellikle savunma sanayinde ve diğer kuruluşlardaki yönetim kurulu üyelikleriyle alakalı birçok yerden maaş alan bakan yardımcıları var. Sayın Bakan gelsin bunları açıklasın. Bunlarla ilişki kamuoyundaki istifanları ortadan kaldırsın. Ordu bizim göz bebeğimizdir, bizim ordumuzdur. Hiç kimsenin babasının malı değildir. Buradan açıkça ifade ediyorum. Hiç kimsenin babasının malı değildir. Milli Savunma Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi hepimizin halidir, hepimiz için muhalefet yapılmayacak kadar kutsaldır. Orduyla ilişkin bu kaygılarımızı lütfen bir tarafa not alın. 15 Temmuz'dan evvel de bu kürsülerde bunları anlatmıştık. Ne yazık ki 253 şehidimize mal oldu. Lütfen bunları bir yere kaydedin diyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.